Yapay zekanın büyüsünden sıkılan arkadaşlarımız için yeni bir konsepte geçtik dostlar. İcat çıkartma konsepti. Bunun içerisinde şöyle bir konuyu ele alacağız ve bu konunun ardından da bu konuyla ilgili tığ zamandaki düşünce yapıları ve niye çıkarmış olabilirler, bunları düşüneceğiz dostlarım. Şimdi videoya direkt geçelim, zaten içerisinde nasıl ilerlediğini, nasıl bir konsept olacağını hep beraber göreceğiz. İlk düşüneceğimiz konu, bilgisayar niye icat edildi? İlk önce şöyle düşünmeyelim. Bizim önümüzdeki şu an izlediğimiz telefon ya da tablet ya da bilgisayar olarak düşünmeyeceğiz. 1833 ve 1871 yılları arasında bilgisayar dediğimiz aletten bahsedeceğiz. Tabii o zamanlar bilgisayar dediğimiz aletlerde böyle monitörler, fareler hiçbir şey yok. Odanın yarısı büyüklüğünde bir difüzyon aleti ve üzerinde bobinlerle sarılmış bir sistem var. Şimdi ben bunu aslında anlatmaktansa bunun psikolojik yönünü merak ediyorum. İşte burada empati yapmamız gerekiyor. Düşünün, siz çocukluğunuzda nasıl bir ortam vardı? Bir arkadaşlık ortamınızı düşünün, mahalle ortamınızı düşünün. Ben düşündüğümde mesela dışarıda biz gece saat 12'ye 1'e kadar tüm mahalleli dediğimiz kavram aşağıda oturur, çekirdeklerini çayını yapar, sohbet muhabbet edip gününü bitirir, daha sonrasında evine geçer ve yatar uyur. Böyle bir sistemimiz vardı bizim ve böyle de gayet mutlu bir şekilde ilerleyebiliyorduk. Ve bunlar 1990'lı, 1980'li yıllardaki olaylar. Peki 1830 ve 1870'li yıllara baktığımızda elektrik yok, internet yok, hiçbir şey yok. E ne yapacak bu insanlar? Ya evinde mum ışığında oturup kitap okuyacaklar ya da yine aynı şekilde mum ışığında dışarıda insanlarla sohbet edecekler. Ama insan sayısı da bu kadar fazla değil. Olan insan sayısı bir avuçtan belki de daha azdır. Çünkü şöyle düşünelim. Bizde şu an 5 tane 6 tane sosyal medya var ve biz Çin'deki bir adama ulaşabiliyoruz dostlar. Fakat o süreçlerde dünya sadece etrafından ibaret olduğunu düşünen bir toplum vardı. Ankara'daysam Ankara'yı sadece biliyorum ve İstanbul'da olan bitenlerle hiçbir alakam yoktu mesela. O yüzden yine bir popüler olma içgüdüsü vardı o zamanlarda da dostlar. Şimdi siz sosyal medyada nasıl popüler olup kendimi tanıtayım, saygı göreyim? Her insanda bir popüler olma içgüdüsü vardır. Eğer o insan popüler olma içgüdüsünü kendisi yok ettiyse kendi kendine ket vurmuştur demektir. Çünkü herkesin bir saygı görme isteği vardır dostlar. Bu saygı görme isteğini de insan içten içe hep ister. O zamanlarda da bu vardı. Bunu giderebilmek için de böyle icatlar yapmaları gerekiyordu. Çünkü icat yaptığında oranın yönetimini sağlayan kişiye bak ben bunu yaptım, bu işe yarıyor diye gösterdiğiniz zaman orada bir popülerlik seviyesine ulaşacaktınız. Belli bir miktarda ücret alacaktınız mesela, para alacaktınız. Böyle düşünebiliriz. İkinci olarak mesela komşunun çocuğu şunu yapmış, sen hala bunu yapamadın. Sen matematik öğren, sen bunu öğren. Düşünün, internet diye bir şey yok, oyun diye hiçbir şey yok, dizi film diye hiçbir şey yok. Siz ne yapacaksınız koca gün? Ya kitap okuyacaksınız ya da bir şeyler icat etmeye çalışacaksınız dostlar. Yani başka yapacağınız hiçbir yaşam alanı yok. Başka bir zaman geçirme ihtimaliniz yok. Bu şekilde de zaten bilgisayardan öncesinde abaküsler var. Abaküsler nasıldı? Küçük küçük böyle, zaten ekranda da gördüğünüz gibi şu anda böyle küçük küçük rengarenk topçuklar vardı. Tabii o zamanlarda dostlar şu an bizim gördüğümüz gibi abaküsler yoktur. Daha böyle küçük tahtadan ya da taştan, tahmin ettiğim üzere taştan ya da tahtadan böyle abaküsler vardır ve küçük matematiksel işlemleri bunların üzerinde insanlara öğreterek algılamalarını sağlıyorlardı. İlk çıkan bilgisayar tanımını alan mekanizmayı ise abaküsün bir üst modeli olarak düşünebilirsiniz. Siz abaküste ne yapıyordunuz dostlarım? Elle böyle sayıyordunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ama diğer oluşturulan Differential Engine'da elle saymıyoruz. Sadece otomatikman bir veri giriyorsunuz ve o veriyi girdikten sonra, ama yine bilgisayar aklıyla düşünmeyin. Bildiğiniz bir pistonlu makine gibi bir şey yani. Hiç böyle ekran mekran hiçbir şeyi yok. Artık buna nasıl işlem yapıyorlar onu da anlamış değilim. Piyano mantığı gibi mi acaba? Ya da daha farklı bir şey mi? Hiç bir bilgim yok şu an. Bir çevirme kolu var gibi, şurada görmüş olduğumuz gibi bir çevirme kolu var. O çevirme kolunu da herhalde sayıları ayarlayıp daha sonrasında da otomatikman bize sayıların sonuçlarını veren bir sistem var diye düşünüyorum. Abaküs'ten doğup daha sonrasında abaküsün daha biraz böyle matematiksel, mekaniksel işlemleri basitleştirebilecek bir sisteme dönüştü.
Ve böyle de ilerledi dostlarım. Çıkartma, toplama, çarpma, bölme, bütün işlemleri yapabilme özelliğine sahip. Günümüzdeki bilgisayar modellerinin ise oluşması 1945'lerde ENIAC'la başladı dostlar. ENIAC'ın da hikayesini daha sonra anlatırım. Peki, Türkiye'ye bu bilgisayar terimi, yani computer, tamam İngilizce'de computer olarak geçiyor. Fakat Türkçe'ye bilgisayar olarak geçmesini sağlayan kişiler, yani Türkçe'ye bilgisayar sözcüğünün kökeni nereden geliyor? Türk bilgisayar mühendisi ve dil bilimci Aydın Köksal tarafından bilgi artı say artı ar, yani köklerin türetilmiş halinden geliyor. Bilgiyi saymaktan geliyor dostlarım. Zaten en başa döndüğümüzde Abaküs'ten sonra gelişen Difference Angel'ı bilgileri sayarak ilerlediği için bu da birbirini meşleyen bir durum oldu diyebiliriz. Kısacası şöyle baktığımız zaman icat çıkarmadı dostlar. Bilgisayarı gördük. Bilgisayarın icatının çıkarılması biraz popülerizmden, yani icat çıkartma isteğinden. Çünkü yapabilecek hiçbir şeyleri yok ve ilgili insanlar bir şeyler üretmek zorundalar. Ve elinde abaküsü varsa ben bunu nasıl daha mekanize hale getirebilirim? Bak bu arada tren yapmışlar, bak bunu yapmışlar, bak radyo yapmaya çalışıyorlar, bak elektriği bulmaya çalışıyorlar. Tabi o zamanlar bizim şu an kullandığımız terimler kullanılmayabilir ki yüksek ihtimalle de kullanılmıyor zaten. Şimdi onların empatik olarak düşündüğümüz zaman biz onların hayatını bir gün yaşayamayız. Çünkü hiçbir şey yok. Televizyon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Biz bir gün boyunca yaşayamayız. Bizim internetimiz ya da elektriğimiz gittiğinde biz yapacak hiçbir şey bulamıyoruz. Ama onlar o durumda yapabilecek birçok şey bulabiliyorlardı. Şimdi gözlerinizi kapatıp dostlar, bir internetin, elektriğin olmadığı bir anda yaşadığınızı düşünün. Ve ne yapabilirsiniz? İcat çıkartmak dışında.